Yıldız. Efendim? Hatice ablanlara da haber ver. Zaten iştahımız yok. Bir kör oğlu, bir aybaz kalmayalım. Aradım anne, aradım. Geliyorlar. Bu görüntülerin tartışılacak hiçbir tarafı yok. Ben bunun İHA'larla mı, hava ya da kara operasyonuyla mı yapıldığıyla ilgilenmiyorum. Bunun hiçbir önemi yok. Önemli olan orada sıradan işçilerin ve emekçilerin kasten ya da yanlışlıkla katledilmesi. Eğer bu haberler doğruysa bu hepimiz için utanç kaynağı olur. Ne diyor bu ya? Tekrar söylüyorum. Suriye kırsalında iddia edilen askeri operasyon gerçekleştirildiyse eğer, bundan sorumlu sivillerin ve askerlerin derhal ortaya çıkartılması ve bu konuda en ağır cezaya çarptırılması şart. Hiçbir sivil devletler arası oyunlara kurban edilmemeli. Hiçbir savaş her şeyden habersiz insanların canına mal olmamalı. Barışsever kamuoyu bu konuda derhal aydınlatılmalı. Sen orada mıydın ya? Sen orada mıydın? Sabır. Aa. Ne oldu Yıldız? Sence aslanımın Suriye'ye gitmiş gibi bir hali mi var anne? Ha? Bana bir saçı başı yapılı gibi geldi sanki. Ne oldu kızım? Suriye'de ölenler olmuş anne. Aslanım da askerlerini öldürdüğünü söylüyor. Kısa özeti bu yani. Türk askeri gitti, Suriye'deki masumları öldürdü. Öyle mi? Ay, nasıl şey söylüyor bu çocuk? Ay, hiç önünü sonunu düşünmüyor Allah aşkına. Suriye'de sen yoktun aslanım. Suriye'de benim abim vardı. Abimin arkadaşları vardı, Serdar vardı. Abim dönünce kıyamet kopacak aslanım. Aferin sana. Aferin. Bunlar komutanı ağırsın. Emredersiniz. Ben de çıkacağım zaten. Çekmez ama bir deneyeyim. Ne yapıyorum ben? O çalıyor. Telefon çekiyor mu ya burada? Sınırdayız ya komutanım, çekebilir. Yıldız niye arıyor şimdi beni? Çiğdem Teğmen arıyor şimdi. İmza soracak, kaşe soracak, bir şey soracak. Alo Yıldız. Ne yapıyorsun? Merhaba Teğmen'im. Merhaba Teğmen. Kız sen de uyumadın mı ya? Senin yarın okulun yok mu? He? Bak bak bak. Farkında mısın bilmiyorum ama ben anaokuluna gitmiyorum. Allah Allah. Büyümüş de büyüklerine posta koyarmış. Bak sen. Bak 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 bak. İyi misiniz? Bunun için mi aradınız Teğmen? Neyse ben sadece nasılsın diye merak ettiğim için aradım. Ama görüyorum ki yanlış yapmışım. Ha. Yok. Yani ben şey sandım, sen abinle görüşeceksin. Ya abin başka araçta inince söyleyeyim mi arasın, ha? Vallahi imzayı da kaşeyi de bir şey gerekse biraz beklemeniz gerekecek. Ayrıca bir kaşe için gecenin bu saatinde aramanız da biraz garip. Abim mi? Kusura bakma ama çok gerizekalıcı oldu.
Sizin size iyilik yapanları ısırma gibi huyunuz var sanırım. Teğmenim, Kaşe'nin canı cehenneme. Ama sizin anlayışınız kıt. Kıt anlayışlısınız, kıt. İyi geceler. Allah Allah. Komutanım, Kaan Yüzbaşı sizi vurur. Niye ki? Korkunç bir gece geçirdim kardeşim. Çok acayipti. Ve bunu sana anlatamıyorum. Lan oğlum. Bütün gün arabanın üstünde soğuğu yiyen benim. Elim makinalı da canı çıkan benim. Ya sen ne yemeği korkunç bir gece geçiriyorsun. Bana anlatır mısın lütfen? Hı? Çok zor. Dün gece Dallas'taydım kardeşim. Geceyi yalan rüzgarında, İtiraz tramvayında, aşk ve ihanette geçirdim galip. Manyak oldum. Ben böyle entrika, böyle ihanet, böyle romans, böyle aç çıkmazı görmedim galip. Böyle bir şey yok. Lan oğlum sen ne saçmalıyorsun? Ha? Ne oldu? Saçmalıyorum. Dün gece Serdar Üsteğmen'i kim aradı? Kim? Dün gece. Dün gece. Dün gece. Kim? Ya. Peki Kürşat Değmen'i kim aradı? Kürşat Değmen. Ya. Kim aradı lan? Ha? Acayipti galiba. Lan. Yoksa o mu aradı? Aradı lan. Bilmediğin o kadar çok şey var kardeş. Uçak. Anlatayım mı? Anlat. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.